Fatih Altaylı. FatihAltaylı.com.tr Lezzetsiz bir yemek gibi. Bir davet tartışmasıdır gidiyor. Biri davet edildim diyor, diğeri hayır edilmedin diye tepiniyor. Taraflardan biri davet edildim diyen Ekrem İmamoğlu, hayır yalancı edilmedin diye tepinense Murat Kurum. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanının davet edilip edilmediği tartışılan yerse bir açılış. İstanbul'un eski banyo treninin bir bölümünün yeniden kullanıma açılmasıyla Ulaştırma Bakanlığı'nın yapacağı tören. Ulaştırma Bakanlığı'nın Ekrem İmamoğlu'nu bu törene davet edip etmediği meselesi giderek büyüdü. Murat Kurum bu meseleyi niye ise çok abarttı ve edilmedin diye tutturdu. Ekrem İmamoğluysa kendisine ulaşan davetiyeyi gösterdi. Anlaşıldı ki davetiyeyi Büyükşehir Belediye Başkanı'na ileten Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'mış ve bana göre yaptığı da son derece doğru. Murat Kurum boşu boşuna yalancı durumuna düştü. Oysa daha en başında davet edilmedin işte, edilmedin, edilmedin diyeceğine bakanlığımız İstanbul'un belediye başkanını elbette davet etmiştir. Siyasi olgunluğumuz bunu gerektirir deme cesaretini, nezaketini ya da aklını göstermiş olsaydı durduk yere anlamsız bir polemik başlatmayacak ve bu polemikten mağlup ayrılmak zorunda kalmayacaktı ille de bir siyasi mesaj vermek, rakibine laf sokmak istiyorsa, bu davete icabet etmesini umuyoruz. Çünkü 31 Mart seçimlerinden sonra bu tip açılışları televizyondan izlemek zorunda kalacak. Katılacağı son açılışı kaçırmamasını tavsiye ederim diyerek siyasete ısındığını gösterebilirdi. Ama bunu yapmadı, yapamadı. O esnekliğe sahip olmadığını gösterdi. Oysa AKP, İstanbul için bir aday belirlerken herkese sıcak gelebilecek, Kadir Topbaş gibi herkesime el uzatabilecek birini arıyordu. Murat Kurum, o Murat'la aday gösterilmişti ve o nedenle sürekli Kadir Topbaş vurgusu yapıyordu. Ancak kurum bir siyaset erbabı olmadığı, amirlerinden ürken bir bürokrat olmaya devam ettiği için bu davet meselesinde üstten bakan, rahat, eğlenceli bir tavır sergileyemedi, sonunda golü de yedi. Murat Kurum'da olmayan bir şey var diyordum hep. Bu vesileyle onu da gördüm. Kusura bakmasın ama Murat Kurum'un tadı da lezzeti de yok, rengi de var diyemem kokusu da. Baktığınız zaman gördüğünüz, aklınızda kalan, size bir kimlik mesajı veren bir tavrı yok. Ne iyi ne kötü. Bu haliyle ben Murat Kurum'u siyasetçi olarak kime benzetiyorum biliyor musunuz? Yanlış anlamayın ama Kemal Kılıçdaroğlu'na. Onun da özellikle siyasi hayatının ilk döneminde renksiz, kokusuz, tavırsız bir hali vardı. Tepkisizdi. Sahte tepkiler gösterir ama pek yakıştıramazdı. Zannederim uzun süre bürokrasi içinde kalınca biraz böyleleşiyordu insanlar. Tabii yine de aralarında çok önemli bir fark vardı. Kılıçdaroğlu eski Türkiye'nin bürokratıydı. Murat Kurumsa yeni Türkiye'nin. Birinin bağlılığı devleteydi, diğerinin kişiye. Davetiye'yi İmamoğlu'na gönderdiği anlaşılan Ergün Turan'a dönersek, ben başından beri AKP'nin adayı Ergün Turan olmalıydı dedim hep. Nedenini şimdi anlamışsınızdır. AKP'nin elinde Kadir Topbaş benzeri tek kişi o vardı. Keşke aday o olsaydı. Madem öyle hani dava. AKP sözcüsü Ömer Çelik, Şevki Yılmaz'ın ülkenin kurucularına ve millet meclisine yönelik hakaretleri için ilginç bir eleştiri yaptı. Toplumsal fay hatları tetiklenmek isteniyor. Katılıyorum. Şevki Yılmaz'ın amacının bu olduğu çok açık. Belli ki iktidar da bunun farkında. Ömer Çelik'in sert eleştirisi bu farkındalığı gösteriyor. Ancak iktidarın ve iktidar sözcüsünün bu farkındalığı adalete yansımamış görünüyor. Aradan geçen zamana rağmen hala yargıda tık yok. Söz konusu olan muhalif bir ses ya da söz olunca saatler içinde harekete geçen veya geçirilen yargı, Şevki Yılmaz'ın sözlerine karşı son derece duyarsız ve tepkisiz yüksek sesle gık diyene halkı kin ve düşmanlığa tahrikten dava açtıranlar, Şevki Yılmaz'ın toplumda kırılma yaratmayı amaçladığı iktidar tarafından da kabul edilen sözleri için parmaklarını kıpırdatmıyorlar. Oysa Şevki Yılmaz ne milletvekili ne de dokunulmazlığı var. Üzerinde hiçbir yasal koruma şemsiyesi mevcut değil. Ama galiba Türkiye'de yasal koruma şemsiyesinden daha koruyucu olan gayri yasal bir koruma şemsiyesi var o şemsiyenin altına kendini attın mı ne suç var ne de ceza. Seçmeyin dedik dinlemediniz. Galatasaray Spor Kulübü Futbol federasyonu başkanını istifaya davet etti. Buna öğleden sonra günaydın derler. Bu Futbol Federasyonu'nun bu başkan ve yönetim kadrosu ile işleri buraya getireceği o kadar belliydi ki okurlar ve izleyiciler bilip hatırlayacaktır. Hep bu köşede hem geçmişte Bloomberg HT'de yaptığım spor saati programında Büyük Ekşi Başkanlığında bir futbol federasyonuna hep karşı çıktım. Ne kendisinin ne de kadrosunun sporun hiçbir alanında yöneticilik yapacak bilgi ve tecrübeye sahip olmadığını, böyle bir kapasitelerinin bulunmadığını sürekli söyledim ve çok önemli bir şey de ekledim hep. Bu beyefendi 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AK Parti'nin iktidarda olduğu günden bu yana 15 yıldır yürüttüğü THY yönetim kurulu üyeliğini ve ardından da tim başkanlığını bırakmak zorunda kaldı. Şimdi hangi hikmetle Futbol Federasyonu başkanlığına getiriliyor dedim. Ve en başından beri özellikle iki büyük kulübün Büyük Ekşi'nin Futbol Federasyonu Başkanlığı'na destek vermemesi gerektiğini söyledim. Onlar ne yaptı? hem Fenerbahçe hem Galatasaray başkanları büyük ekşiyle can ciğer kuzu sarması fotoğraflar verdiler, sonra da gidip desteklediler. Sonuç bu işte. Tüm kulüplerimiz mutsuz, tüm kulüpler bazıları yalandan da olsa şikayetçi ama hiç ağlamasınlar. Kendileri düştüler. Ne zaman insan oluruz? İnsanlara soluk alacak alan bırakmayı zaaf zannetmediğimiz zaman.